İyi akşamlar Haber Aks TV'nin değerli izleyicileri. Her salı olduğu gibi bu salı da yine Profesör Doktor Tayfun Alper'in Tüp Bebek Cevapları adlı programda bir aradayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne geldi? Bu hafta aramızda bir konumuz daha olacak. Belki tüp bebek tedavisinde, sırasında ve sonrasında bizim en çok ihtiyacımızın olduğu konu psikolojik danışmanlık konusunda. Enise Özüç de bugünkü programımızın konuğu. Hoş geldin Enise. Hoş bulduk Nagihan Hanım. Teşekkürler. Hocam isterseniz siz rastladığınız vakalarla beraber başlayalım. Evet şimdi... Bugün 11, demek ki 10 programdır tüp bebek tedavisinin teknik yönlerini konuşuyoruz. Tıbbi bilgileri aktarmaya çalıştık. Ama insan tabii bildiğimiz gibi psikolojik bir varlık. O yaşadıklarımızı bir de hasta gözüyle, hastanın yaşadıkları gözüyle bugün etraflıca tekrar gözden geçirelim istedik. O nedenle bu konuda da bir profesyoneli aramıza davet ettik. Konuk olarak geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olun. Şimdi tüp bebek tedavisi dediğimiz zaman ilk önce bir kere şu psikolojiden başlayalım. Normalde bir temel olarak bildiğimiz şey şu. Evlenen çiftlerin ilk baştan bir hemen bebek olmasın diye bir korunma dönemleri oluyor. Bu kimi zaman az, kimi zaman çok olabiliyor. Bazen örneğin 5 yıl korunduktan sonra peki hadi bakalım çocuk deniyor. Bir de bakıyoruz ki meğersem zaten isteseler de olacakmış gibi değil. Geçirdikleri zamana mı üzülsünler, boşuna korunmaya uğraştıklarına mı üzülsünler. Ama bu istisnaları kenara koyarsak genel olarak bebek arzusu ile korunmasız cinsel ilişkiye başladıktan sonra çiftlerin önemli bir kısmı aylar içerisinde ki ilk ayda mesela %20-30 civarında kalan tekrar 20-30 yüzde derken bir yıl içerisinde %90'ı gebeliğe ulaşabiliyor. Şu gelin damat figürlerini de bunun için getirdim. Şunları gösterebilecek misiniz? Kameraman arkadaşlarımız. Şunları gösterebilir misiniz lütfen? Şu karşıdan daha güzel olabilir. Yok, bu olmadı. Bu taraftan lütfen. Evet, belli oluyor mu gelin damat figürü oldukları? Herhalde belli oluyor. Şimdi nikahı kıydılar ve diyelim ki beklediler, gebelik olsun dediler. %90'ı ilk bir yıl içerisinde gebeliğe ulaşıyor. Geri kalan %10 ise acaba demeye başlıyor. Yani bir sorun mu var? Bu iş uzayacak mı? Yoksa olmak üzere mi? Ama bir yıl geçtikten sonra artık biz diyoruz ki bu profesyonel olarak yardım istiyor ve tıbbi tetkiklere başlıyoruz. Şimdi istersen şuradan başlayalım. Yani bu nasıl bir psikolojidir? Tam sınırda. Acaba 2 ay daha beklesem gebelik olur mu? Yoksa ben de çocuğum olmayacak mı? Her türlü tedaviye karşı olmayabilir mi? Gibi. Hı hı. Bu psikolojinin bir özelliği var mı? İstersen oradan başlayalım. Tabii. Zaten tüp bebek tedavisi başlı başına engebelerle dolu bir tedavi yolu ya da yolu demeyeyim de süreci olduğu söylenebilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani engebelerin olması tabii ki kişinin psikolojik ya da duygusal belirtilerini, duygusal süreçlerini kesinlikle etkileyebilir. Bu süreçte daha çok kişiler sosyal baskıyı da aslında önemsiyorlar. Bununla beraber hekimiyle olan iletişimini de çok fazla önemsiyorlar. Veya işte eş ilişkileri de bu konuda yine bizim için çok önemli olan faktörlerden. Bunun gibi durumlarda eğer kişi kontrolü sağlayabiliyor ise o zaman biraz daha anksiyete düzeyinin çünkü biz bu süreçte yüksek olduğunu varsayıyoruz. Bu tarz destekleri sağlarsa o anksiyete düzeyini biraz daha aza indirebiliriz. Ama yine de evet var olan anksiyete olacaktır. Hani hiç işte kaygım yok, anksiyete dediğim şey kaygı. Hiç kaygım yok, ben harika bu süreçte devam ediyorum diyenler muhakkak vardır. Ama çoğunluk bu süreci biraz kaygıyla, biraz geleceğe dönük endişelerle, biraz da işte toplumun verdiği etkiyle, o olumsuz etkilerle sürdürebiliyorlar diyebilirim. Şimdi ben... Tabii hep masanın bu tarafında olarak insanları bu şekilde gözlerken
Tabii kişilikler de bu işin içerisine giriyor. Yani kimisi normal gündelik hayatında her işi saatli, programlı olan insanlar eğer hadi bakalım çocuk istiyoruz deyince olmadım deyince çok şey yapabiliyorlar. Biraz daha kaderci bakanlar o konuda biraz daha rahat oluyorlar. Ama yıllardır bu konularla uğraşan birisi olarak erken dönemde birden böyle çok olmayacak mı acaba telaşına düşenlere doğrusunu istersen biraz yardım etmek ihtiyacı hissediyorum. Yani belki de 2 ay sonra olacak. Nedir bu telaş? Tamam olmayabilir, çok uğraşabilirsin. Ama işte o belirsizlik olacak olmayacak belirsizliğinde belki de ilk önce hani anksiyete elbette olacak ama dur bakalım belki de en sona kadar gitmez diye bakmak daha sağlıklı olabilir galiba. Tabii. Yani dediğim gibi bu da işin pozitif yönüne kayıyor. Yani her ne kadar olumsuz bir yönde bizi karşılayabilirse durumlar, olumlu bir yönde de karşılayabilir. O yüzden galiba dengede kalmak gerekiyor. Yani ne çok aşırı umutlanmak ne de çok aşırı umutsuzlanmak. Dolayısıyla orta düzeyde. Bu da zaten bilgilenmeyle çok alakalı. Bizim hep önerdiğimiz şey bu süreçte hekimin vereceği bilgiler, çiftin süreçle ilgili bilgi sahibi olması, kendilerinin nelerin beklediğini bilmeleri. Bu da yine hani evet olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir noktasında arada durabilme, o dengeyi sağlayabilme noktasında onlara fayda sağlayabilir. Sizin dediğiniz sonla da karşılaşan elbette var tabii ki. Tamam. Ben şimdi format olarak şöyle bir şey düşündüm. Dışarıdan kendilerine biraz daha dışarıdan bakabilsin diye çiftler. Demek ki örnekteki gibi evlendiler, bebek bekliyorlar. Sonra diyelim ki şu çiftimiz bebeğimiz olmuyor diye geldi. Tamam. Bunu da birkaç tane yaşanmış hasta öyküsü dosya olarak aldım. Hangisi olacak belli değil. Nasıl ki insan kaderini bilemiyor, ne çıkacağını bilemiyor. Onu da temsil etsin diye şuradan kartlardan bir tane çekelim. Bakalım bu çiftin akıbeti şu yaşanmışlardan hangisi olsun? Şu demiş. Evet şu hasta neydiyse şimdi onu aktarmaya çalışayım. Bu çifte denk gelmiş. Şimdi bu çifti konuşurken, tıbbi olaylarını anlatırken hangi aşamalarda neler hissedebilir onu konuşmaya çalışalım. Bu hastamız 38 yaşında imiş bize başvurduğunda yıllar önce. Bitişik bir ilin uzak bir ilçesinde bir köyünde ikamet eden bir hasta. Başvuru nedeni erkek kaynaklı bir infertilite. Sperm sayısı çok azmış demişler ilk zamanlar. Sonraki takiplerinde sperm bulunamamış. Bu da şu anlama geliyor. Tüp bebek tedavisi dışında gebelik şansları yok. Ondan sonra bunu tüp bebek için eşi hazırladık, bayanı hazırladık. Sonra yumurtalar toplandı. Aynı gün sperm elde edilmek istendiğinde sperm elde edilemedi. Dolayısıyla gebelik şansı da olmadı. Bu hasta benim hafızamda psikolojik boyutlar olarak şöyle yer etti. Çocuk sahibi olamadığı için biraz da işte kırsal kesimin baskısıyla kısır gelin, yani çocuğu olmayan gelin modunda öyle bir baskı hissediyordu herhalde. Bunu burada biraz açalım istersen. Bu çevre baskısı, yani gençler işte çocuk sahibi olmaya çalışıyorlar. Elbette kendileri de istiyor. Ama çevrenin bu konudaki biraz da umursamaz ya da nasıl söyleyeyim anlayışsız tavrını biraz açabilir miyiz? Böylece insanlar bilsinler ki bu anlayışsız tavırlara bir tek kendileri maruz kalmıyor, herkes maruz kalıyor. Evet, bence çok önemli bir, tedavinin çok önemli bir aşaması. Şimdi ataerkil bir topluluk yapısındayız ve önceden bilinen şey siz de ifade ediyorsunuz. İşte çocuğun olması işte kadınla alakalıdır. Bu nedenle zaten oradaki baskı kadına yönelik olmuş. Bu bilinçsizlikle de bağlantılı. Ama aynı şekilde kadına yapılan o baskı erkeğe de yapılır mı? Yapılır. Muhakkak onun da üzerine bir ciddi bir baskı vardır. Çevre
Baktığımız zaman hani bir bebek beklentisi, bebek isteği tabii ki hani herkesin torun isteği, çocuk isteği muhakkak olacaktır. Ama bu süreçte anneler, babalar veya büyük ebeveynler destek olmaya çalışıyorlar. Aslında bu güzel bir şey. Destek olmak istemeleri çok güzel. Ama destek olurken bazen farkına varmadan yanlış şekilde destek ya da yanlış şekilde ona davranım sağlıyorlar çifte veya kadına. Burada destek aşaması bence çok kıymetli. Çünkü bugün bir ebeveyni karşımıza, büyük ebeveyni karşımıza alsak, evet bu şekilde dikkat etmemiz gerekir desek, bize söyleyecekleri şey, yavrum onların yuvası olsun istiyorum, onların iyiliği için istiyorum. Elbette bu böyle. Ama altlarını çizelim. Yani bizi bugün izleyenler, daha sonra programın tekrarında izleyecek olanlar, daha sonra yıllarca internette izleyecek olanlar, büyüklerden ne bekliyoruz? Gençlerin büyüklere veya onların belki anlayışsız tavırlarına ya da bilemeden yaptıklarına karşı nasıl korunabileceklerini altını çizelim istersen. Peki, büyüklerden beklenen en önemli şey koşulsuz kabul etmeleri aslında. Gelinlerini, damatlarını ya da çocuklarını. Bebekleri olsa da olmasa da yanlarında, arkalarında olduğunu bildirmeleri gerekiyor. Bunun haricinde eğer böyle davranmazlarsa, yavrum hastaneye gittin mi, doktora gittin mi, hadi bu bir sözel bir baskı ve psikolojik baskı yaparlarsa, ki bunun adı baskıdır, bu sefer gençlerde stres belirtileri ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu sefer ne oluyor? Büyük ebeveynlerin yaptığı o sözel baskılar, sözler kişinin strese girmesine neden oluyor ve kişi bu sefer tüp bebek tedavisinden başarısızlıkla da ayrılabilir. Dolayısıyla altı çizilmesi gereken şey koşulsuz kabul. Oğlum veya kızım ne olursa olsun biz seni böyle seviyoruz ve bizim için bu son çare değil. Ve artı ne yapabiliriz konusuna gelirse de büyük ebeveynler için. Çok fazla süreçte belki evet süreçte bulunmalılar ama hani ne hiç olmamalılar sürecin içinde ne de çok fazla olmalılar. Orta düzeyde evet bazı zamanlar sorular sorabilirler ama onun haricinde çift doktordan geldi. Baktılar ki doktor gayet moralleri bozuk. Hani evet ne oldu kötü belli oldu. O zaman çok konunun üzerine gitmeyebilirler. Ne yapabilirler? Onların rahat edebileceği, kendilerini iyi hissedebileceği farklı aktivitelerle meşgul oldurtmaya çalışabilirler. Dikkatlerini dağıtmaları aslında o süreçte onlara verecekleri en güzel destek olur diye ifade edebilirim. Büyüklerin yanı sıra zannediyorum bir de hastalarımızdan sıkça duyduğumuz iş ortamındaki kendi denktaşları sadece bizim kültürümüze has değil, yabancı kültürde de diğer toplum kültürlerinde de infertil çiftlerin yani çocuğu olmayan çiftlerin yakınları, tanıdıkları, arkadaşları hamile kaldığı zaman hamilelik haberi alınca içlerine kapandıkları, kıskanmak olmasa bile imrendikleri ya da bazıları açıkça itiraf ediyor, kıskandım diyor. Bu duyguları ve bu davranışları da biraz irdeleyebilir miyiz? Tabii. Burada şimdi önemli başa çıkma teknikleri vardır ya her şey için. Tüp bebek tedavisinde bu tarz durumlarla karşılaşanlar için de elbette var. En iyi başarıyı sağlamış olan ya da başa çıkma becerisini kullanmış olan kişiler duygularını dışa vuran kişilerdir zaten. İçlerinde yaşamamaları bizim onlara sunduğumuz önerilerden bir tanesi. Ne hissediyorlar ise evet üzüldüm, evet kıskandım, evet kendimi kötü hissettirdi. Evet ben bunu hayal ediyordum, neden ben yaşayamıyorum? Tarzı ifadeleri güvendikleri kişilerle veya güvenebilecekleri kimse yoksa bu alanın uzmanıyla paylaşabilmeleri bu süreci biraz daha çabuk atlatmalarına yardımcı olur. Dile getirmeleri mi yani? Tabii. Söylemeleri? Aynen öyle, söylemeleri çok iyi olur. Yani duygumu içimde değil, gerekli olan güvendiğim kimseye aktararak dışarıya çıkarmam gerekiyor. Nedir? İçe at at ne derler? İşte hastalık oluşturur derler ya halk arasında. Bu da bunun gibi bir durum. Ve şunu da aslında söylemem gerekiyor. Hani sosyal ortamda evet hamile gördüklerinde, çocuklu gördüklerinde kendilerini kötü hissedebiliyorlar. Bu da çok önemli bir etken. Ama hayatta biz nereye dikkatimizi verirsek onları daha çok göreceğimiz kesin. Yani biz spotlarımızı hayatımızda en önemli amaçlara böyle
yansıttığımızda başka hiçbir şeyi gözümüz görmez. Çok kısa bir örnek vereyim. Örneğin kadınlarda vardır ya, işte saçımı boyatmak istiyorum. Sarıya mı boyatsam, güzel olur mu deriz. Böyle etraftaki sarışın kadınları görmüş oluruz. Neden? Çünkü seçici bir dikkate sahibiz. Dolayısıyla siz eğer ki hep hamile kadınlar vesaire dediğinizde, evet, bir AVM'ye gittiğinizde 20'nin üzerinde hamile kadınla karşılaşabilirsiniz. Neden hep görüyorum derlerse buna cevap olabilir. Burada da bunu biraz daha aza indirmek için hani her gördüklerinde moralleri bozulmasına biraz daha engel olabilmek için önerebileceğim şey bu durumla barışmaları, kabullenmeleri, hayatın sadece bundan ibaret olmadığı ve belki onların da başına gelebileceği ama belki de gelmeyeceği, ama her iki koşulda da hayatta mutlu olabilecek bir şeylerin bulunabileceğini kendilerine telkinde bulunmalarını öneririm açıkçası. Bu aşamada bir hasta aklıma geldi. Şimdi yıllar önceydi yine. 4 yıllık çocuk arzusundan sonra nihayet hamile kalabildi. Bana daha sonra itiraf ettiği şey şuydu. Hamile kaldığım zaman yaşasın hamile kaldım diye sevinmek yerine bütün çevremdekilere gördünüz mü diyesim geldi dedi. Yani iş o kadar çok rayından çıkıyor ki iş inada bindi, oldu olmadı gibi. Kendi hamileliğine sevineceğine böyle bir his olmuş. Bunu da herhalde bu hastalardan, benim bu çiftlerden daha çok duyduğum, işte elbette ki bir takım yardım, tıbbi yardım arıyorlar. Belki defalarca tedavi deniyorlar, olmuyor. Bunu da etraflarına söylemek istemiyorlar. Çalışma arkadaşı ya da yeni tanıştığı birisi hemen çocuğun olmadığını öğrenince, doktora gittiniz mi, gidiyor musunuz? Bu çok yaralayıcı oluyor. Belki bunu bir görgü kuralı olarak herhalde söylesek, böyle umuma açık bir yerde. Bu çok kaba bir soru. Doktora gittiniz mi? Herhalde gitmiştir. Herkese de ilan etmek zorunda değildir. Kesinlikle. Ben de buna çok ciddi katılıyorum. Çünkü sosyal ortama böyle bir gezdiğinizde, baktığınızda veya dinlediğinizde şöyle düşünüyor insanlar aslında hocam burada. Hani ben bir kere sordum, ne var ki bunda? Hani diyebiliyorlar ama o kişiye tek kişi sormuyor. O kişiye her karşılaştığı kişi bu soruyu soruyor. Dolayısıyla burada şunu düşünmek lazım. Yani evet, doktora gittiniz mi sorusunu soruyorum ama bunlar zaten bilinçli insanlar. Yani neden gitmesinler ki diyerek hani o soruya engel olmaları gerekiyor. Bazen de bunu da iletmek istiyorum. Bazı insanlar laf olsun, hadi muhabbet olsun diyerek bunu dile getirebiliyorlar. Hani aslında cevabını bildikleri halde. Burada onlara şöyle bir önerim olabilir. Sizin için hani laf olsun ya da hadi muhabbeti açayım diye ifade ettiğiniz bu cümle karşı taraf için çok yıkıcı, çok zarar verici olabilir. Dolayısıyla belki onun hassas olduğu noktayı düşünüp birkaç kez düşündükten sonra soruyu sormak biraz daha sağlıklı olur sanki. Peki şöyle bir sihirli formülü var mı? Bu artık bilmem 100. kere mi, 101. kere mi doktora gidiyor musunuz? Yani ben de hasta olarak bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bunun verdiği stresten korunmanın bir formülü falan var mı? Nasıl düşünmek veya nasıl algılamak sanki doğru olabilir? Biz gönül ister ki çevreyi, insanları düzeltelim. Gönül ister ki herkes neyi nasıl söylemesi gerektiğini bilsin, öğretelim. Ama şöyle bir gerçekçi baktığımız zaman bu ne kadar doğru olur? Olmaz. Dolayısıyla çevreyi çok fazla manipüle edemeyiz. Yani çevreyi çok fazla kontrol edemeyiz, düzeltemeyiz. Bu sebeple biz onlara karşı kendi bakış açımızı, kendi düşünce şeklimizi bir nebze olsun değiştirmeliyiz. Örneğin az önce siz örnek verdiniz ya, kadın bebek sahibi olduğu anda buna değil, bakın gördünüz mü benim bebeğim var diyerek hani bunu söyleme ihtiyacı hissediyor. Çünkü bu süreçte olumsuz duygular devrede olabiliyor. O kadının muhtemelen kusur gibi gördüğü söylenebilir veya bunun bir anormallik gibi gördüğü söylenebilir. Dolayısıyla ben kusurlu değilim ifade etmeye çalışıyor olabilir. Bu sebeple duygularımızı birazcık gözden geçirmemiz gerekiyor. Baktık ki bu insanların bu cümleleri artık bizi rahatsız ediyor ama gerçekten çok rahatsız ediyor. Önce onun altyapısına bakmak lazım. Yani ben bu konuda kendimi nasıl iyi hissedebilirim? Ben bunu o kişiye engelleyemem. O zaman ben nasıl kendime yardımcı olabilirim diye konuşması gerekiyor. Burada da şunu belki tekrar telkinde bulunabilir. Evet, onlar konuşabilir ama bu benim gerçeğimi değiştirmez.
diyerek telkinde bulunabilir ya da gideceği ortamları da seçebilir ama bu izole olacak şekilde olmamalı. Çok ince bir çizgisi var bunun. Baktı ki şu ortamda kesinlikle konuşulacak, oraya biraz gitmeyebilir. Ama genel anlamda kaçınmamasını ve bununla yüzleşmesini, bunun aslında anormal bir şey olmadığını idrak etmesini ve özümsemesini öneririm. Yani barışık olmasını öneririm kendisiyle. Aynı hastam zaten o sözü söyledikten sonra içimden o geldi, gördünüz mü demek geldi deyince bir de baktım ki onların zaten hiç umurunda değil. Hemen ikinci cümle kız mı erkek mi dediler. Bu kadar dedi, o kadar uzaktan bakıyorlar. Sorun zaten benim ya da mutluluk benim, onlar çok dışarıdaydılar dedi. Bugün artık çocukları kocaman oldu, büyüdü o hastamızın. Az önce de o konuda hocam bahsettiğim gibi insanlar laf olsun diye de sorabiliyorlar ya, o neden evet. Hani... çiftin baktığı kadar ciddi ve derin bakmıyor aslında çevredekiler. Dolayısıyla hani bunun çok yıkıcı olmadığını da kendilerine evet söylemeleri faydalı olur. Evet. Bu çift sonra ne oldu? Bu çift kendi bu şekilde gebe kalamayacaklarını, kendi çocukları olmayacağını öğrenince daha sonra duydum, haberleştik. Bir bebek edinmişler, bir evlat edinmişler. Neyse. Yakın zamanda tekrar bir daha konuştum. 7 aylık olmuş bebekleri, kendi bebekleri diyeceğiz tabii ki 2 aylıktan beri. Biyolojik anne babaları olmaları şart değil. Büyütüyorlar. Evlat sevgisini onunla bulmuşlar. Şimdi bir başka modelle devam edelim. Bunların kaderi belli oldu. Bunu bitirdik. Başka bir çift alalım. Bir kader de onlara çekelim. Bu da evet hakikaten bu sıradaki. Bu da çok ilginç bir hasta. Şöyle ki bir yine infertil hastanın bir konuşması sırasında şöyle bir tanımı vardı. Ne zamanki infertil olduğumuzu öğrendik, o andan itibaren duygusal bir heyecan trenine bindik. Yani bir umutlanıyoruz, sonra bir karamsarlığa böyle duygusal olarak çok sallanıyoruz diye. Bu hastada bir belki ona örnek. 30'lu yaşlarda hormonları, FSH hormonu oldukça yükselmiş. 80'ler var, 100'ler var, 50'ler var. O dönemde uzunca süre takip etmişiz. Aylık kontrollerimizi yapmışız ve nihayetinde bu hastaya diyebileceğimiz şey, sizin bu durumda, bu durum değişmediği sürece kendi yumurtanızda çocuk sahibi olmanız imkansız demişiz. Ama aradan yıllar geçmiş. 5 yıl sonra hormonları o derece bozuk olmaktan çıkıp daha normale yakın bozuk hale geldikten sonra tekrar bir daha başvurdu. Bir ilk tedavisinde oldukça yüksek dozda ilaç vermemize rağmen yaklaşık 14 günlük tedaviden sonra hiçbir cevap alamadık. Cevap alamayınca bıraktık. O andaki bir kişinin duygularını ben aşağı yukarı tahmin edebiliyorum ama 5 yıldır olmayıp sonra belki bir umut deyip yola çıkıp sonra cevap alamamak. Siz baktığınız zaman nasıl görürsünüz? Neler hissetmiştir acaba? Evet, yani dile gelmesi kolay olan bir durum aslında. Yani kendimizi o kişiyi anlamak için en iyi yapacağımız şey onun yerine koymak olur herhalde. Oldukça engebeli bir süreç, oldukça iniş çıkışların fazla olduğu bir süreç. Bunu yaşayan kişiler şoklar, belki inkarlar yaşayabilirler. Çünkü benim çocuğum nasıl olmaz veya şöyle bir kuram var, Erikson'un bir kuramı bu. Kişiler orta yaş periyotlarında yaratıcı demeyelim de üretici olmak isterler ve gelecek jenerasyonu oluşturmak, ona rehberlik etmek ve soylarını devam ettirmek isterler ve bu bir amaçtır orta dönem insanları için. Dolayısıyla bu amaçlarının o anda sonlanacağını hissetmeleri veya fark etmeleri onlar için çok ciddi bir yıkım. Şok ve inkar dediğim gibi. Bunun akabinde gelecek olan şey nedir? İşte sizlerin o çalışmasıyla beraber birden bir evet ihtimal var dendiğinde ne oluyor? O depresif durum, şok durumu, inkar durumu birden bir umutlu olmaya doğru bir fırlıyor. Ama sonrasında gelen olayların yine engebeli olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla yani burada aslında çok daha sağlıklı, yani en sağlıklı nasıl kurtulabiliriz bu süreçten, kurtulmak demeyelim, nasıl atlatabiliriz dersek bu sürecin depresif ve anksiyete belirtileriyle
devam edecek olduğunu bir kere en başta kabul etmeleri gerekir. Bunu belki hayatlarında bir amaç değil de evet olursa çok güzel olur ama olmazsa bu benim hayatımın sonu değil diyerek kendilerini motive etmeleri gerekir. Olursa çok güzel olur cümlesiyle ne yapılabilir? Yeniden doktora başvurulabilir, yıllar sonra yeniden gidilebilir ama olmazsa da dünyanın sonu değil diyerek hayatın diğer güzel yönlerine adapte olabilirler. Çünkü dünyada belki milyonlarca bebeği olmayan çift var. Bunlar hayatta mutsuzlar mı? Kesinlikle değil. Hayatta daha hayatta başka açılardan da mutlu olunabilecek yönler var. Bunlara da bakarak ama süreci yine de kaçırmadan, yine takip ederek ilerlemeleri sağlıklı atlatmalarına fayda sağlar diye düşünüyorum. Bu çift sakin ve dingin bir çiftti. Karı koca ikisi de çok sakin, mütevekkil insanlardı. Sonrasında bu tedaviden sonraki ayda, hemen ilk ayda menstrüel siklusun başında çok vakitsiz bir folikül gördük. İkinci günde 18 milim bir folikül gördük. İki gün ilaç verip belki bundan bir şey olur diye tüp bebek denemesi yaptık. Bir tane yumurta elde ettik. O yumurta da gebelikle sonuçlandı. Şimdi bebeklerini büyütüyorlar. Ne güzel. Bunların hikayesi güzel bitti. Güzel bitenlerden bir tanesi. Yine devam edelim, alalım bir tane yeni bir çift. Bakalım onların kaderi ne yazmış. Evet, bu da sıradaki olmuş gerçekten. Bu da çok sıkıntılı bir hastaydı. Şöyle ki 31 yaşındayken başlamış tedavilere. 4 kez düşük yaşamış kızcağız. Yani gebelik erkek faktörü nedeniyle zaten zor oluyor. Olduktan sonra da düşüyor. Yeniden. Bu düşüğün daha farklı, ayrı bir psikolojisi var mı? Gebe kalamamak başka. Bir de gebe kalıp önce bir sevinip sonra da sona ulaşamamak. Evet. Daha travmatik diye biliyoruz bu taraftan ama öyle midir? Ben de size katılıyorum. Çünkü bu alanda yapılan araştırmalar, bu tarz çiftler üzerine yapılan araştırmalar da sizin söylediğinizle paralel psikolojik açısından. Dünyaya gelmiş ve kaybedilmiş bir bebek ile dünyaya gelmemiş, henüz anne karnında ama duygusal olarak bağlanılmış bir bebeğin kaybı, bunların yarattığı psikolojik etkenler araştırıldığında bunların ikisinin enteresan bir şekilde paralel olduğu söyleniyor. Çünkü bizler gerçekten bir anne olma duygusunu anne rahmine düştüğü andan itibaren hissedebiliyoruz. Dolayısıyla da ciddi anlamda psikolojik travma yaratabilecek bir durum olabilir. Ama bu da yine de dünyanın sonu olmayan bir durumlardan diyebilirim. Çünkü siz biliyorsunuz ki yine devam edilebiliyor sürece. Atlatılabilmesi zor olabilir ama desteklerle kolaylaştırılabilir. Ama dediğim gibi dünyaya gelen bir bebekle anne karnında kaybedilen bir bebeğin verdiği psikolojik etki maalesef aynı. İşte bu 4 kayıptan sonra tüp bebek ve tüp bebekle birlikte preimplantasyon genetik tanı, yani tarama, preimplantasyon genetik tarama yapılması. Yani anne karnına daha koymadan genetik yapılarına bakıp anormal ve düşeceği kesinse ya da tutmayacağı kesinse onları koymayıp diğer sağlam olanları koyalım diye bir faaliyete girişmişiz. Elde ettiğimiz embriyoların sağlam olanlarını dondurup biyopsilerini yaptıktan sonra sağlam olanlarını 3 ayrı kezde 3 ayrı embriyo transferi, ki bunların her birisi birer ikişer ay ara ile oluyor. Onları denemişler, olmamış yine olmamış. 4 düşük, üzerine tüp bebek. Tüp bebekte genetik olarak anormalleri ayıkladıktan sonra bir ümit, yeni transfer olmadı. Tekrar transfer olmadı. Bunları yaşadıktan sonra bir yıl sonra yeni baştan bir tedavi, tekrar baştan başlayarak. Yeni baştan tedavide 5 tane embriyo elde edebilmişiz. 3 tanesi sağlıklı imiş. 2 tanesini transfer etmişiz. Bugün bir tanesi 2 aylık doğmuş olarak kucaklarında teşekküre geldiler. Ama hakikaten bu heyecan treni
dendiği kadar var. Yeni baştan ümitlenmek, yeni baştan kaybetmek. Bu durumda profesyonel yardım acaba ne zaman ihtiyaç duyulur? Bunun bir ölçüsü, çizgisi var mı? Evet, yani bu durumu kim yaşasa üzülür, kim yaşasa ne bileyim sıkıntılanır. Ne zamandan itibaren acaba bu bir psikiyatrik boyuta girip artık psikolojik danışmayı da geçip ilaç tedavisi gerektirir? Hangi bulgularla ya da hangi bulguları görünce psikolojik danışmanlık onlara yardımcı olabilir? Yani anlattıklarınıza baktığımız zaman başlı başına neler var? Umutlar var, hayal kırıklıkları var, depresif belirtiler var, işte kaygılar var. Dolayısıyla bu süreçte aslında en baştan başlarken de çocuğu olmayacağını, doğal yollarla çocuğu olmayacağını öğrendiği an demek tüp bebek tedavisine bir nevi başlamak demek. Dolayısıyla onu öğrendiği anda çift için zedeleyici olabiliyor. Bununla yüz yüze gelmek onları iyi hissettirmeyebiliyor. Dolayısıyla benim burada önerdiğim durum en başından itibaren aslında hani stresi yönetebilmeleri için veya bu süreçte neler yapmaları, nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri için bir uzmanla çalışmaları, bir uzmana danışmaları onlara fayda sağlayabilir. Çünkü stresin etkilerinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ama bunu bir parantezle aslında bölmek istiyorum. Çünkü stresim olmasın, hiç stres yok, stres yapma. Bu tarz cümlelerin ben gerçekçiliğine inanmıyorum. Çünkü hiç stres olmaması hiç mümkün değil bana göre. Dolayısıyla bu süreçte evet bir miktar stres olmalı. Evet doğru bir yola giriyoruz sonuçta. Önemli olmayan bir sınava girerken bile bir miktar stres yaşayabiliyoruz. Anlatmak istediğim sürecin başında belki bilgi edinme, belki stresimi nasıl yönetebilirim konusuyla ilgili fikir alma, belki sürece daha iyi motive olabilme, belki bu dalgalanmalarla ilgili ben kendimi nasıl kontrolde tutmalıyım diye sorularına cevaben bir psikolojik danışma almaları, bir psikologla çalışmaları faydalı olur. Bu süreçte bir psikiyatr veya ilaç desteği önerdiğimiz bir durum değil. Ki zaten tedavide de ilacın yeri belki olmayabilir tüp bebek tedavisinde. Belki ilaç tedavisi ne zaman etkin olabilir? Sizin tedavilerinizi engellemediği dönemlerde kişi çok ciddi öfke nöbetlerine tutuluyorsa, uykuları çok ciddi bozuluyorsa, uyku kalitesi düşmüş ise, yeme davranışında bozukluklar, ya çok yeme ya da hiç yiyememe gibi durumlar varsa, sebepli sebepsiz ağlama krizleri ortaya çıkıyorsa ve sosyal ilişkileri, iş ilişkileri, motivasyon düzeyleri düşmüş ise, artık bununla baş edemiyor ise, bu da bir 5-6 ay süre boyunca da devam ettiğinde psikiyatrik hizmet orada devreye giriyor diyebilirim size. Bir de şunu gözlüyoruz biz klinikte. Bu tedavi ya da bu şekilde bir yardım önerildiğinde bazen hastalarda bir tutukluk oluyor. Yani ben sağlıklıyım ruhen, niye böyle bir ihtiyaç var? Biliyoruz aslında tedavinin kendisi, hormonal durum, o tedaviye ihtiyaç duyulan, ihtiyaç oluşturan durumun kendisi bile zaten stres. Ama bu bizim kültürümüze has bir şey midir yoksa yaygın mıdır? Ondan da çok emin değilim. Yani psikolojik yardım almak sizin de gördüğünüz böyle kaçınılan bir şey midir? Önceden aslında daha çok kaçınılan bir durumdu. Çünkü maalesef psikologların veya psikiyatrların eşleştiği olumsuz bir tabir var, deli doktoru. Biz bunun doğruluğuna inanmıyoruz. Özellikle de psikologlar bu sıfatı aslında hak etmiyorlar. Ben hatta bana gelen danışanlarıma danışan diyorum ve kendilerine de bunu iletiyorum. Çünkü onları ben hasta olarak kabul etmiyorum. Yani bir insan bir konuda sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani kim bugüne kadar hayatında sıkıntı yaşamadı veya çaresiz hissetmedi? Eğer bir tıbbi bir problemi olduğunda bir tıp doktoruna gidebiliyorlar ise ruhen de bir ruhen demeyeyim de hayatla ilgili kararlarında veya yaşantı biçimlerinde sıkıntı yaşayan insanların da psikoloğa psikolojik danışma almak için gitmeleri gayet mantıklı. Deli doktoru değiliz ve ve bu süreçte böyle bir etken varken, çünkü sizden duyduğumuz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla çok ciddi maddi manevi emekler sarf ediliyor bu sürece. Ve sonucun garantisi yok. En kötüsü de o belirsizlik. Kesinlikle. Ve bu varken neden böyle bir danışmayı da alıp
En azından ne olursa olsun sonuç, bu süreci sağlıklı atlatabilmeyi neden öğrenmek istemiyoruz? Çünkü hayat o kadar önemli ki, başka o kadar güzel şeyler var ki, belki dinleyenler veya izleyenler diyebilir, evet konuşmak kolay, doğru konuşmak kolay olabilir. Ama diğer güzel yönleri de görmeleri ve bunu danışabilmeleri, ifade edebilmeleri gayet normal. Nedir? Biz sadece en azından psikoloğa başvurmak isteyenlere bu süreçte yardım edebilmek için bunu yapıyoruz. Ruhsal bir sorun yaşamak zorunda değiller. İlla çok böyle depresyonda olmak zorunda değiller veya kişilik sorunları yaşıyor olmak zorunda değiller. Süreçle baş etmek istiyoruz. Daha sağlıklı, daha hırpalanmadan ilerlemek istiyoruz dediklerinde psikolojik destek her zaman onlara fayda sağlar. Bir de şunu gözlüyoruz klinikte. Bu hastaların yaşadıkları stresler doğrudan doğruya birbirleriyle olan ilişkilerini de etkiliyor. Hem neden olarak hem sonuç olarak. Tabii herkes farklı, çiftler farklı. Kimi çiftler özellikle bir tarafta hastalık ya da infertilite nedeni bir tarafta daha belirgin görülüyorsa erkek ya da kadın tarafında, diğer taraf daha hassas olması gerekirken bazen daha hoyrat olunabiliyor. Ben kendi gözlemim kadarıyla, tabii ki psikolog gözüyle bakmıyorum ama bu insanları tıbben gözleyen bir hekim olarak şunu fark ediyorum ve şöyle öğütlemeye çalışıyorum. Yani ayan beyan erkek ya da açıkça kadın tarafından eğer bir problem varsa, karşı taraftaki eşin artık çocuk sevgisini ya da çocuk arzusunu çok fazla yüksek sesle dillendirmemesi gerektiğini söylüyorum. Bilmem doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum ama örneğin sperm sıfır ise artık bu eşin bir yerde çocuk görünce içine geçirmesi, ah çocuğumuz olsaydı demesi ya da sadece bunu ima etmesi bile bunun benim olmuyor diyen eşi için yaralayıcı olduğunu fark etmesi gerektiğini düşünüyorum ve müdahale ediyorum, böyle yapmak lazım diye. Ama bir yandan da sizin profesyonelinizde tabii saygı gösteriyorum. Hı hı. Acaba çok mu yönlendirici oluyorum? Bunun da bir yorumunu yapar mısın? Evet. Doğru mudur yani? Yani bence evet doğru kesinlikle, ki siz zaten bu alanda bunu gayet iyi bilen birisiniz. Ama hani önemli olan size gelen hastaların da bunu iyi bilmesi. Sadece tek aslı söylenmesi gereken şey şu, o kişi siz de olabilirdiniz demek gerekiyor. Yani evet eşinin yerinde. Aynen öyle. Yani çocuğu olmama sebebi, çocuğun dünyaya gelememe sebebi siz de olabilirdiniz. O zaman ne hissederdiniz? Eşinizin size davranışlarının nasıl olmasını isterdiniz? Yani bunu sadece hayal etmelerini isteyebiliriz insanlardan. Veya kimisi karambolde de olabilir. Yani ben eşime nasıl davranmalıyım bilemiyorum, kendimi çok kararsız hissediyorum, ne yapsam dediklerinde buna cevap bence kendilerinde var. Çünkü eşlerini onlardan iyi tanıyan başka kimse yok. Değil mi? Ne yapabilirler? Bir anlık gözlerini kapatıp kendilerini eşlerinin yerine koyup, benim çocuğum olmayabilirdi ve ben şu anda bunu yaşıyor olabilirdim. Acaba eşim bana nasıl davranmalı? Nasıl davranmasını isterdim? Ya da nasıl davranırsa kendimi daha rahat hissederdim? Diyerek kendilerine yönlendirdiklerinde bence en güzel cevabı bulacaklardır. Dolayısıyla da evet, bir çocuğu dışarıda eşinin yanında haşır neşir çok sevmek ya da ah iç geçirmek vesaire, bunlar elbette ki sizin de dediğiniz gibi zedeleyici olan şeyler. Ya bunları eşler aralarında aslında konuşmalılar, bir karara varmalılar. Bu da önemli bir süreç değerlendirmede. Yine bir şey daha söylemek istiyorum kendi gözlemimi. Artık tıp geliştikçe, daha fazla ayrıntıya girebildikçe, bugün görmeye başladık ki sadece genetik şifrenin küçük bir parçasında küçük bir değişiklik insanın doğurganlığını bozabiliyor. Mesela bir bayanın FSH yani folikül sütünden hormon reseptörü bir genetik şifredeki hatadan dolayı duyarsızlaşmaya başlıyor ve artık çocuk sahibi olması zora girebiliyor veya imkansızlaşabiliyor. Aynı şey erkek için söz konusu. O zaman aslında biz tıp profesyonelleri olarak şunu görüyoruz. Benim hiç elimde olmayan böyle bir şifredeki değişiklik benim kan grubum gibi bir şey. Ben ne bileyim neden benim kan grubum bu oldu? Ya da
işte kan grubu şu olanların çocuğu olmaz. Ben ne yapayım ya? Ben kan grubumu ben seçmedim ki. Hı. Aslında biz profesyonel olarak dışarıdan baktığımız zaman böyle görüyoruz. Hı. Ama insan psikolojik bir varlık. İşte eyvah, kan grubu şu olan insanların veya bu olan erkeklerin çocuğu olmaz deyince hemen iş dallanıyor, budaklanıyor. Ve orada kaygılar devreye giriyor, gelecek endişeleri devreye giriyor. Burada tamamen aslında kişilik yapısı çok önemli etken. Anksiyete temeli, kaygı temeli yüksek olan kişilerde bu tarz endişeler daha fazla gözlenebiliyor. Yani eyvah ya, ben o kan grubundaysam şimdi ne yaparım diyerek böyle bir saniyeler içinde geleceğini çizebiliyorlar. Ve bu tabii ki hep engebeli şeylerden oluşuyor. Hani huzur verici düşüncelerden değil. Bu süreçte kişinin tabii ki ne yapması lazım? Biraz daha süreci kabullenmesi lazım. Biraz daha barışık olması lazım. Çünkü biz eğer ki her şeyin olabileceğini, bunun aslında bizim seçmediğimizi kabullenirsek ve duygularımızı bunlarla barışırsak, duygularımızı kabullenirsek, o zaman bu kadar ciddi kaygılara neden olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu tüp bebek tedavisi süreci aslında benzer bir, nasıl diyebilirim, bir kanser süreci. Çünkü medikal olan diğer ciddi medikal rahatsızlıklardaki psikolojik etmenler, kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar tüp bebek tedavisi sürecinde de aslında gözlenebiliyormuş. Dolayısıyla bunun sadece onlara has olmadığını, hayattaki birçok insanın bu konularda sorun yaşadığını, kendilerine telkinde bulunmalarını öneririm. Dolayısıyla bu onların biraz daha yalnızlıktan uzaklaştırabilir, biraz daha rahatlatabilir ve biraz daha farklı hayatın güzel etkenlerine yoğunlaşmalarına yardımcı olabilir. Zaten hani genel olarak insanları insan hakları açısından da baktığınız zaman kendi seçmedikleri ve değiştiremeyecekleri özellikler nedeniyle övmek veya yermek hiç kabul gören bir şey değil. Yani zenci. Ne yapalım yani, iyi bir şeyse de ben yapmadım, kötü bir şeyse de ben yapmadım. Ya da işte şu ırktan ya da bu cinsiyetten ben seçmedim ki. Aslında birçok hastalık da böyle davranılmalı veya böyle kabullenilmeli aslında. Evet. Öyle bakıldığı zaman işte diyelim ki şu ırktansın ya da bu cinstensin, onun için bununla ilgili eziklik duyuyorsun. İşte diyelim ki bayansın da onun için şöyle, ama ben bayan olmayı seçmedim ki. Öyle baktığımız zaman ve böyle genellediğimiz zaman da örneğin bir işte infertilite ile ilgili bir problemi de seçmediğim bir şey deyip şöyle kendi kişiliğinden, kimliğinden ayrı kenara koymak sanki en sağlıklı düşünce biçimi. Evet, ama çok güzel bir konu aslında renk, ırk. Yani bunlar, evet, biz seçmedik ve aslında bunlar anormallik değil veya karşılaştığımız rahatsızlıklar, hayatta her şeyle bir şekilde karşılaşabiliyoruz. Bunlar da birer tercih değil. Ama sanki bunu biraz böyleleştiren bizleriz. Yani bunu anormalleştiren bizleriz. Ne yapıyoruz? Buradan hani dışarıdakilere bakıyoruz, çevreye bakıyoruz, o çevrenin baskısına bakıyoruz. Dolayısıyla biz başkalaşıyoruz ve bunu anormal olduğunu kendi kendimize kabul ettiriyoruz. Ama bu süreç anormal bir süreç değil. Bunun, dediğiniz gibi, kişilerde var olması anormalliğin göstergesi değil. Yani bugün bu bende de olabilir, bugün bu başka bir kadında da olabilir veya bir başka bir erkekte olabilir. Birdenbire ortaya çıkabilir. Hepimizde olası olan bir durum olduğu için bunun anormal olması normal değil. Dolayısıyla bakış açımızı biraz daha değiştirmemiz belki yardımcı olur. Ve evet, çevresel olarak bizlere düşen görev onlara anormal olmadığını hissettirmek çevre olarak. Ya olmuyor mu? Evet, olabilir. Bu gayet normal. O zaman biz ne yapalım? Hani evet, şu konuda bizi mutlu ediyor. Biz buna yönelelim. Çevre olarak bize bence bu düşüyor ve ciddi bir görev. Çevrenin görevi. Hı hı. Nagihan, var mı vaktimizde? Hadi devam edelim mi? Bitirsek iyi olur hocam. Bize bitirsek. Verilen sürenin sonuna geldik çünkü. Sonuna geldik mi? Peki o zaman konuğumuza verelim son sözü istersen. Bunların içerisinde bu sorulara cevap olarak konuda geçmeyen, söylemek istediğin bir şey varsa istersen onları söyle. Nagihan'cığım da kapatsın. Peki. Yani burada geçmeyen konu ne olabilir? Evet, sosyal çevre dedik, ebeveynler dedik. Bunların hepsi önemli faktörler. Ama ben insanlara veya bu problemi yaşayanlara şöyle bir şey önerebilirim.
Hayat gerçekten beklenmedik şeylerle doludur. Ve en güzeli aslında bizim başımıza gelenleri kabul etmemiz diyebiliriz. Kabullenmek veya duygularımızla barışık olmak veya bu sürecin yaşanabileceği olasılıklarını kendimize söylemek belki daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Eminim ki yalnız değilsiniz. Eminim ki birçok kişi var bu konuda sıkıntı yaşıyor olan. Belki kendiniz gibi olan, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle bu süreci paylaşabilirsiniz. Bu da size gayet yardımcı olur. Tek önerim belki evet, süreci kabulleniyor olmak ve biraz daha açık olmak diyebilirim. Bu güzel paylaşımların için sana çok teşekkür ederiz Enise. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzeldi. Size de çok teşekkür ederiz Tayfun Hocam. Estağfurullah. Bizi Twitter, Facebook hesabı ve internet adresimiz üzerinden takip edebiliriz. Ayrıca tekrarını izlemek isteyen izleyicilerimiz için pazar günleri saat 10 ve 11 arasında gene ekranlarda bir arada buluşuruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.